kardeşimiz müebbet verilmesinin delilleri mevcuttur. Buna rağmen somut dosyada herhangi bir indirim yapılması halinde kadın cinayetlerinin önü açılacaktır. Bu nedenle bu dosyada kesinlikle o veya bu sebeple indirim yapılmamasını talep ediyoruz. Ülkece birlik olmamız gereken, kadına şiddete karşı etkin bir şekilde mücadele vermemiz gereken şu günlerde yargı mensuplarının da ellerini taşın altına koyarak ağırlaşmış müebbet hükümlerinin detaylı bir şekilde incelenip olaylara uygulanmasını talep ediyoruz. Bunun dışında o veya bu sebeple yapılacak bir indirim bir Eda Nur'un daha, hatta binlerce Eda Nur'un daha bu olayı yaşamasına sebep olabilecektir. Bu nedenle öncelikle melek kadar masum Eda Nur'un ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bununla birlikte de desteğini bu süreçte bizden hiçbir zaman esirgemeyen Kayseri Barosu ve diğer meslektaşlarımıza, Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ve diğer meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün mutala verildi. Ne verildi? Onlardan da bahsedecek olursa. Mutalada 5237 sayılı Türkiye Ceza Kanunu'nun 82.1A ve 82.1B bendinden cezalandırılması istenmiş sanır. Ancak bizim talebimiz 82.1B bendinde canavar cehisine de öldürmenin somut olaya uygulanması yönünde olduğundan süre talep edildi. Bir sonraki celsede bununla ilgili elimizden geleni yapmakta geri durmayacağımızı bildiririz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm çabamızı ortaya koymaktayız. Peki biz burada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydik. Benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta, cezasızlık dediğimiz konuyla, cezasızlık dediğimiz olguyla bu tür olayların önünü açmak durumunda kalmamak için yargının bu konuyla ilgili, bu olayla ilgili gereken cezayı vermesi gerektiğini talep ediyoruz. Gerekli indirim, herhangi bir indirim, kravat taktı diye bir indirim veya düzgün konuştu diye bir indirimle ilgili değil, gerçekten çok sayıda fişeğin ve merminin kafasından pompalı tüfekle ateş edilmesi sebebiyle vücudundan çıkmış genç bir kızımızın acısını burada yaşıyoruz. Başta avukatım, Betül Hanım'a, Baroba Birliği Başkanı Ali abime, Ayşe Hanım'a, diğer avukat arkadaşlara çok çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Biz gereken içeride ifademizi de beyan ettik. Kendisini ağırlaştırıp müebbet almasını istedik. Normal müebbet almasını istemiyoruz. Çünkü normal müebbetler yatarı 15-20 sene deniliyor. Biz onu kesinlikle istemiyoruz. Çünkü diğer edaların canı yanmasın, diğer annelerin babaların canı yanmasın. Biz 99 gündür bugünü bekliyoruz. 99 gün oldu. Dile kolay. Herkes yaşantısını yaşıyor, gülüyor, eğleniyor. O çocuk da içeride yatıyor, zanlı. Çocuk demeye yani şahit ister ama yani o nedenle en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz. Dışarı gün yüzü görmesin. Benim çocuğum orada yatarken o içeride yani dışarı yüzü görmesin. Onu talep ediyorum. Yüce Türk Milletin adaletine sığınıyoruz, güveniyoruz. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Allah'ın büyüktür, Allah'ın adaleti daha büyüktür diyorum. Tam dağıldı, çok kendimi şu an toparlayamıyorum ama ben adaletimize güveniyorum. Yine dediğim gibi ben eğer bu çocukla Eda ilerleseydi, Eda bunu iki çocuğuyla da yaşayacaktı. Üç çocuğuyla da yaşayacaktı. Eda bunu yapacaktı. Çünkü bu öyle bir beslenmiş bir şahıs. Orç zihniyette büyütülmüş bir ortalık çocuğu. Altında araba, istediği gibi gezen, istediği kız benimdir diye sahiplenme duygusuna sahip bir çocuk yani bu. Yani ben çocuk da demek istemiyorum. Yani ne yakıştırırsanız artık. Kayseri buna zaten lanet ediyor. Türkiye buna lanet ediyor. Bütün yorumlarda herkesin laneti üzerine benim çocuğuma rahmet yağarken ona lanet yağıyor. Şerefliyim, gururluyum, onurluyum. Eda'nın arkasındayım. Anne olarak sütümü sonuna kadar helal ediyorum. İyi ki bir katil annesi babası değiliz. Çok şükür. Başka hiçbir şey demiyorum. Kızımın geleceği gitti. Onun da geleceği gitsin. O da orada çürüsün. Benim yavrum orada çürüyor. O da orada çürüsün. Hakimlerden sadece ben bunu istiyorum. Ağırlaştırmış müebbet istiyorum. Onun oradan çıkıp gün yüzü, güneş yüzü görmesini kesinlikle istemiyorum. Başka iddiaların da bu şekilde dönmesini istemiyorum. Dedem gelmez, dedem gelmez. O da gün yüzü görmesin. Anası babası benim oğlumla gelin de beni ağzını yaksın. İsim ne teyze? Ayşe, Fatma Çoban.
Thank you.